Tamam efendim. Maşallah. İnşallah kredi Allah bizi beraber. Gel kardeşim. Sana yer açtılar. Beraber edelim. Takıl. Bu kıyaklarını unutma. Allah razı olsun. Sen de gel. Necmi abi, eski hikayelerden dinlemek istiyor senden. Ha? Eski hikayelerden eski dinlemek istiyor. Abi hikaye. Bu kadar şey burada. Bazen ağzım açılıyor. Tutamıyorum kendimi. Bazen de hiç olmuyor. Bir gün açılıyor yavrum. Şimdi abi ne yapayım ya? 40 sene önce, 50 sene önce kimse böyle ders almıyormuş. Gidiyordu bir iki arkadaş, orada birisi oturuyor. Birisi yanımda oturuyor, üç kişi gidiyoruz. Şimdi Hasan kardeşim diyorum, şu burnuma çok hayret ediyorum. Bağırıyor. O da o da bağırıyor. Millet orada çay içiyor falan filan. Şu burnuma çok hayret ediyorum. Sen de diyorsun, burun ya neyine hayret ediyorsun? Ya kardeşim diyor, öyle bir cihaz ki kessen 50 gram gelmez. Dünyada ne kadar koku varsa birbirinden hayret ediyor arkadaşlar. Hayret ediyor ya, götür buradan. Elma, armut, sucuk, pastırma, köfte, dolma, çay, kahve, börek, çörek, balık, tavuk. Bağırıyorum ya. Adam mecburen dinliyor. Nedir bu diyorum, bir et başlıyor. Buraya bir de kulak koymuş. Bu da sesleri. Ezan sesi, tren sesi, anamın sesi, babamın sesi, inek sesi, sinek sesi, korna sesi, telefon sesi. Allah Allah, bir de nara atıyor. Başlıyoruz. Oradan o kardeş bir şey soruyor. Yani o vatandaşlardanmış gibi bir soru atıyor. Ondan sonra başlıyoruz onu anlatmaya. Sonra bu bir şey soruyor. Derken gençler hoşlarına gidiyor. Mesela diyorum bakın kardeşler, Allah kavuna tat vermiş. Ağzımıza da tat alma duygusu vermiş. Şimdi eğer ağzımıza tat alma duygusu olmasa kavunun tatlı olduğunu nereden bileceğim? Al sür suratına, sür alnına, sür bacağını. Nerene sürersen sür. Tat yok. Sadece bu alıyor. Mesela burun. Koku alıyor. Kulak. Ses alıyor. Çiçeği burnuna götür, koku alıyor. Kulağına götürsen almaz. Bu da delik. Almaz. Ama kulağına telefonu götüreceksin. Çiçeği de burnuna. Şimdi telefonu burnuna götürsen alo ses gelmiyor. Başlıyorlar gülmeye falan. Böyle elhamdülillah. Bir tanesi kalkıyor gidiyor. Biliyorum belki. İpotekli. Başka bir kafeye gidiyor da bizim oturduğumuz bir kafe. Orası da kafe. Biz bize kafe tarz. Ne dedin? İpotekli mi? İpotekli o. Evet. Satılmış. Gidiyor ya. Ya diyor bir dinçi gelmiş. Dinçi. Acayip konuşuyor adam. Allah kavuna tat vermiş. Ağzına da tat alma duygusu vermiş. Al kavun suratına sür bakalım. Tat alacak mı falan. 15 kişi geliyor. Nerede lan? Vay ya. Meraklanıyor adam. Ama ne işe yaradı? Gördün mü? Vay ya. Böyle oralarda evet. Bu sohbetleri yapıyorsun. Evet, İzmir. Komünistlerin kahvehanesine gidiyordun sen. Ya komünistlerin, siyonistlerin, ateistlerin, herkes. Gürüz abi. Gürüz sana dediğinde Necmi abi, çok büyük haksızlıklar oluyor demişler. Ha. Gürüz abi. Bu arada, bu arada. Ne bu ya? Makarna mı makarna? Şunu da verelim bir saniye. Makarna hiç sever mi? Necmi abi böyle bir... Şu tabağı... Kaçırmıyor. Yok kitabından aldım şöyle. Hayır, bana ver. Şimdi bir gün fuara gittim. Fuarda Zafer dergisinin şeyi var, orada stand var.
kitapçılar. Hayır o zaman. Zafer der, kardeşte var, siz ziyaret edin. Gittim baktım, kardeşim bile elinde bir broşür. Hekimoğlu'nun konferansı. Ölüler diriliyor. Ölüler diriliyor. Konferans değil. Onu siz kendileri alın. Haberiymiş. Onu broşüre de getirmişler. Kitap çıktı. Oradan birisi geçiyordu. Nerede dedi diriliyor. Nerede diriliyor dedi. Bu abi anlatsın sana dedi. Adamı bana ihale etti. Kendi içeri kaçtı. Yunus abi. Dedim kardeşim ölüler diriliyor. Atıyorsun dedim bak buradayım toprağa. Birkaç gün sonra diriliyor. Bir tane gidiyor. Koca bir başak gidiyor. 50 tane. Bir tane kavun çekirdeği atıyorsun. Değil, yeşil değil. Kök geliyor. 2-3 tane kavun geçiyorsun. Yüzlerce çekirdek. Dirildiler. Bir gitti kaç tane geldi. Anladım. Millet de toplandı tabi fuar ya. Luna Park gibi diye. Millet dinliyor. Ama dedi yaratılışta dedi adaletsizlik var. Ha, bugünlerde çok soruyorlar. Ha. Ama nasıl bir cevap vermiş? Bu dünyada dedi. Böyle bir cevap vermişti yani. Allah Allah. Ha. Yaratılışta adaletsizlik. Hem de bence yok, 30 sene oldu Necmi abi. Adaletsizlik var bu dünyada dedi. He, çok ha. Büyük haksızlıklar oluyor diyor. Dedim kardeşim o adaletsizliğin Burak. Adilane olacağı Burak. Mahkemeler gelecek ahirette. Mahkeme-i Kübra var. Ben dedi o manada demiyorum. Hangi manada diyorsun? Yaratılışta dedi adaletsizlik var. Nasıl be abicim dedi. Bak dedi ben sürünüyorum. Sağıp Kıpsabancı Vehbi Koç yaşıyor. Saydı onlar. O anlattı Melih sen de bak. Biz de delikanlıydık. Ben sürünüyorum dedi. Ha o güzel yaşıyor, ben sürünüyorum. Dedim niye yalan söylüyorsun kardeşim? Bak sürünüyorum. Çalışıyor. Bu arada girmişsin dedim. Ulan sürünmek mi dedi? Bir yılan bunu dese demez dedim. Neyse. Dedi ben niye bir Sakıp Sabancı olmadım? Bir Vehbi Koç niye olmadım? Adem Cenab-ı Allah değişik insanlar yaratıyor. Her tarafı Vehbi Koç mu buldu? Kavun yaratıyor, karpuz da yaratıyor. Değil mi ya? Armut yaratıyor, elma da yaratıyor. Bir şey bir çeşit değil ki. Bütün insanlar Vehbi Koç mu olacaktı? Hem dedim Vehbi Koç zengin. Öbür tarafta kuyrukta çok bekler. Sen garibansın dedi. Hemen geç cennete dön. Adamı cennete göreceğini kabul ediyor. Yok yok dedi. Ben de bir dedi. Sakıp Sabancı Vehbi Koç olmak isterdim. Sen dedin Vehbi Koç olmadığına üzülmedin. Eşek olmadığına şükür. Eşek de olabilir. Allah seni eşek de yaratabilir değil mi? Falan. Tabi orada millet toplanmış, kadınlar falan. Çok doğruca Allah korusun. Ya. Ne yapalım? Aynı soruyu sana gene soruyorlar Necmi abi. Kitapta yazmıştın ya. Neydi o? Orada soru şöyle, o da komünist kahvesine gidiyorlar. Diyor ki çok büyük haksızlıklar oluyor diyor aynı tarzda. Diyor ki ya Mahkeme-i Kübra'yı gene söylüyor Necmi abi. Yok diyor. Bazı insanlar var konuşamıyor. Ben konuşuyorum diyor. Bazısının ayağı sakat dünyaya geliyor diyor. Bazı kör geliyor diyor. Allah haksızlık yapıyor diyor. Hı. Orada çok güzel bir misal veriyor. Ne diyor? Bak diyor şu kapıdan bir adam gelse diyor. Elinde bir çanta dolu para. Herkese böyle taksim etse, verse kimine 10, kimine 5, kimine 20. Sana da gelse diyor 5 lira verse diyor. Ağzında da çay iç. Ne dersin diyor adaletsizlik yaptı der misin? Diyor. Yok diyor. Niye diyor? Çünkü kendinden verdi. Hmm. Cenab-ı Hak da kendinden veriyor diyor. İstemeye gelince kime ne verdiyse oradan alacak. Ya. Yani çok... Yani iki tane ayak almak bak, için. Bak bu zamanın mesela sen ateist söylemleri var. Aynı kahvelerde herhalde bir söylemi daha var Necmi abi. Unutuyoruz abi zaman. Şöyle diyor. Diyor ki Allah kendinden daha büyük taş yaratabilir mi? Böyle orijinal ifadeler bunlar. Sıkıştırmak için soruyorlar. O da cevap veriyor. Önce diyor sen soruyu sordun. Yani kültürün
sorunun şeklinden bellidir diyor. Ben soruyorum sana diyor. Böyle bir taşa ihtiyaç var mı? Şimdi çok orijinal ifadeler bunlar. Yani. Ama bu ifadeler kesbi değil. İfadeler vehbidir yani. Tabi ilham olunan balon. O da nereden geldi? Vehbidir yani. Ben öyle bir taş olsa diyorum. Ne oturma yeri kalır, ne ekim alanı kalır. Zındık şimdi bak, yaratır desem... Öyle Allah buyurdu. Yaratamaz desem bak, öyle bir şeye sokuyoruz. İşte o anda ne geliyor sanırım, onu söylüyor. Ya bazen diyor Necmi abi, sen beni dinlemedin diyor. Bak neleri dinlemiyor. Kulağı nasıl bir şey. Çok güzel, teşekkür ederiz. Onları her yerde anlat. Ben nasıl oldu gidiyorum artık. Bir de yok sen maşallah iyisin. Bir de birisi vardı bir abi ya, bu İzmir'de Torbalı'da. O da rahmetli oldu böyle. Hapishanede çok güzel şeyler. Musa. Onun da çok böyle enteresan. Çok adem. Necmi abiyle görüşürlerdi onlar. Görüşüyor, tanışıyor muyum? Biz Musa abiyle çok beraber isteyim diyor. Hapiste beraber oldunuz mu? Yok. Hapiste olmadık. İzmir'de çok böyle geçimde gittim. Necmi abi toplam hapis yaptığın böyle bir seneden fazla var mı? Toplasana hepsini. Yok. Aynı takımda oynamıyor musun? Üç evet. Ay yaptık. Bir de bir ay. Bir de bir hafta. Hepsi işte. Üç ay kalan. Ayağım ağrımasa biz yiyelim abi. Bizim... Yani öyle değil kardeşim. Bizim namaz kılarken bile abi... Abi... Elif'in de bırakın. Bahattin büyük yer lazım sana. Musa abi... Çok şey bir adam. Bir gün bir siyasi diyor ki Musa abi seçim olacak diyor pazar günü. Dananın kuyruğu kopacak. Kopacak ama diyor. Dana bizde kopacak kuyruk. Güzel değil mi? Çok güzel. Sonra geldi diyor pazartesi günü. Musa abi bir kuyruk bizde kaldı. Buraya ben de alayım. Kimseyi kızdırmıyor yani. Herkes burada geliyor. 2083'e kadar kuyruk hep onlarda kalacak abi inşallah. Kuyruğu verdik biz onlara. Bir de mantığı şeydi, aynı sorunun içerisinde cevap veriyor. Evet. Değişik bir şey değil. Bazen çok böyle sivri konuşanlara iltifat ediyorum. Diyor kapı gıcır deyince biraz yağ sürmek lazım. Çok enteresan. Allah mekanı. Masada oturuyor Necmi abi. Sorunu duydu. Sorunlar da mı geldi? Şeyi nasıl görmüşsünüz? Osmanlı ile Avrupa ile. Avrupa bir İslamiyet hamide. Dönüp geldiği zaman bulacak. Osmanlı da diyor. Bir Avrupa'ya hamide. Biz Avrupa'da şutluyoruz. Adam berbere yazmış öyle kuaför. Ulan berber. Restoran. Ulan lokanta. Aşçı. Değil mi? Aşhane. Devamlı Avrupalaşmış. Avrupa'da çok hızlı Müslümanlığa girenler var. Yani bir devlet olması bu Türkiye İstanbul'dur ama ya bu değil bir devlet yok. Halk. Avrupa'da İslam bir devlet yok ama Türkiye'nin nüfusu kadar neredeyse alt Avrupa'nın toplamında Müslüman olur. Eskide bir tane bile olmazdı Hristiyan. Kazansaydın.
Onlar da onların önünde kılığa geçirmeye başlıyor. Günde bir marka kaç kişi geliyor? Evet, başka çaresi var. Necmi abi buralarda ne kadar kalacak? Korkuma bak. Sadece ne kadar? Peki başkan Bursa'dan daireli uzak yerde gelen var mı Bursa'dan daireli? Bursa. Ben de Bursa'dan. Tabii İzmir'den yani. İzmir. Tamam. İzmir'deki arkadaşlar. Hocam bunu söyleyeyim. Gene birinciliği kimseye vermiyorsun. Gene birincisi diyorum. Birinciliği vermiyorsun. Karadeniz Mahallesi. Yok. Şu zemin. Niye o zaman? Onlardan başlarım. Küçük bir şerbet mi kaldı? Peki burası oda asansör mü? Yok. Çaldı zaten. İki sene çaldı. Hayır kızım sen de şimdi güzel mi? Allah cezinden versin. Burada vefat etseydi biz ona cüze yapmazdık. Burada da kalırdı. Burayı satın alırdı. Yapardık yani. Doğru. Nurdersi.com'da Instagram Nurdersi bir de Hasan Akarfan iki yerde yayınlandı Hasan Akarfan bir de Nurdersi Instagram kaç bir tane son tersine bak kaydettik Ali abi suyunu al abi hoş geldin Salih Demir. Salih Demir. Ha orada. Orada mı sen ha? Merak. Bu kanal oraya geldi de. Hoş geldin. Necmi abi eskilerden, hikayelerden bekliyorum. İsim okusun gelsin. Hani savcıya kendini şikayet etmiştin ya onu bir anlatsana. Şimdi tatlı yesin. Şimdi... Kadir sesini açıyorlar. Peki dört kişi hapiste yatıyor. Beni almıyorlar, çağırmıyorlar. Ya diyorum ben de ihlas yok. Zilayı görmüyorlar. Gittim geldim savcılığa şikayet ediyorum. Sıkıntım savcısı. Kaçta, kaçta oluyor bu? Abi bu 71. 71. Şehir, şehir de yönetim dedi. Şu an İzmir'in şehir vardı. Tamam, İzmir'in belediye başkanıyım. Evet. Onun babası Nurettin Soyer. O da mı Nurettin? Yok, yok. Hasan Feri Samuç. Aldım çantamı, eşyalarımı. Gittim. Savcımda. Yani kendimi şikayet ediyorum. Ben de bu yazılardan okuyorum. Savcı yoktu orada. Oradaki asker bir hal olan ben dedim yolculuk altında bir bahane vermeyeyim. Oturmuyorlar. Hoşuna gitti. Hoş geldin.
geldi savcı. Kim bu diyor? Efendim dedi, borcunu hakkında ifade vermeyin. Tamam, getir daktörü. O zaman daktörü yaptı. Kıvır kıvır iki anı. Anlat bakalım dedi. Şunu tanıyor mu, bunu tanıyor mu? O kişide sorduğu adamlar hepsi içeride. Bazılarını tanıyorum diyorum. Çünkü komşum zaten. Bazılarını da Marangoz Ahmet'i tanıyorum diyor. Marangoz Ahmet aramıyor Salih'te. Ya dedim ben bunu... Ne bileyim adam şu anda nerede oluyor? Şimdi bakıyorum yalan da olmasın. Birini de ele vermiş olmayalım. Neyse. Derslerde nerede yapılıyor? Allah'ım her yerde yapılıyor. Kim yapıyor? Ben yapıyorum. Benim olduğum yerde başkası yapmaz. Adres almak adetim değil. Ben gidiyorum. Buranın da adresini bilmiyorum. Ben iki sene kaldım burada. Buranın da bile adresini bilmiyorum. Doğru söz. Oradan girdi, buradan çıktı. Orada bir meyve ishanesi vardı. Açtı. Üçüncü meselede diyor ya, Eskişehir hapishanesinde bir Cumhuriyet Bayramı'nda oturmuştum. Onun karşısındaki lise mektebinin kızları, büyük kızları gülerek raks ediyorlardı. Üstad diyor. Onların 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Baktım ki o kızlardan talebelerden 40-50'si vefat etmiş, kabirde azap çekiyor. 8-10 tanesi kalmış. Gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden çirkinleşmiş, böyle yapıyor şimdi, çirkinleşmiş, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Onların o hallerine acıdım, ağladım. Dedim savcı bey, bak acıdım, ağladım diyor. Kahrolsunlar demiyor. Allah cezalarını versin demiyor. Ağlamış dedim. Merhameti var. Şimdi böyle deyince durdum. Tamam dedi. Bu mahkeme dedi beraatla neticelensin. Ben dedi geleceğim. Nerede bu nur dersi yapılıyorsa kapıya levha takacağım, asacağım. Burada nur dersleri yapılabilir diye. Allah Allah, niçin? O kadar etkilenmiş. Etkileniyor. Yalan yakın yapmaz. Neyse ben şimdi bekliyorum. Çağıracak. İçeri alacaklar seni. Ellerimi beklemeyecek. Şey, beni gönderecek. Vallahi ben onu istiyorum. Neden? Ya arkadaşlar hepsi orada. Şimdi buradan bir kardeşimizi gelip alsalar. Aşağıda dövseler. Biz de onun sesini duysak. Ben ne yapar yapar giderim oraya. Beraber yiyelim. Tabii duramayız. Ben de yiyeyim. Gitsem bir şey yapamayacağım belki ama dayağı beraber yeriz. Duramam burada ben. Öyle bir fırtlatım var. Hanım salata yapıyordu. Diyordum yapma salata ya. Bakalım kardeşler salata yiyebiliyorlar mı? Abi sana. Şimdi ne diyordum ben? O kelepçe bekliyordum. Savcı da bunu kelepçe bekliyorum. Beklerken seni dedi şahit olarak yazıyorum. Tevkif etmeyeceğim dedi. Emin ol üzüldüm. Şu nimet hakkı için üzüldüm. Ondan sonra gün geldi. Devran döndü. Şahit diye çıktık. Bir de Tireli Nihat abi vardı. Çok böyle bitirim bir adam. O da şahit. Ben de şahitim. Şimdi evvela ben çıktım. Hakim dedi ki anlat bakalım dedi. Bu mazlumlar hakkında ne biliyorsun? 54 tane mazlum var. Dedim hakim bey ben bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bunlar hakkında ifade vermeye gelmedim dedim. E ne geldin buraya dedi. E siz getirdiniz zaten dedim. Dedim ben Risale-i Nur kitaplarının şahitliğini yaparım. Çok güzel kitaplar. Ben dedim senelerden beri okuyorum. Şudur budur. Çok şeyler öğrendim o kitaplarda. Onları okuyorum. Dağıtıyorum. Biliyorum dedim. Hakim bizi seviyor da şey görünüyor. Yok mu başka okunacak kitap dedi.
Kitap çok var, hakim bildin onu, bunlardan başka yazıyor. Mesela dedim, ben bir yumurta aldım, 10 kuruş. Halbuki o yumurta bana gelinceye kadar ilk yumurtayı getiren 5 kuruş aldı. Taşıyan 2 kuruş aldı, satan 3 kuruş aldı, yumurta oldu 10 kuruş. Yumurta bize bedava geliyor. Rabbim tavuğa onu yaptırıyor, onunla bize yumurta gönderiyor. Düşün dedim, tavuk, 3 kilo ağırlığında bir şey. Aklı yok, ilmi yok, tezgahı yok, tornası yok, arkadan tırrak bırakıyordu. Omlet yap, koplet yap, rafadan ye, melemen yap, tırrak tırrak tırrak. Şimdi orada general var, Sabahattin İbrişim, böyle yapıyor adam. Arkadan deyince gülmeye başladım. Bu sefer savcı ayağa kalktı. Efendim dedi, konuşturmayın bu adamı. Şuurlu bir nurcudur. Nurculuğun propagandasını yapıyor. Peki nurculuk neyi anlatmak istiyormuş? Allah'ın kudretini. Öyle. Neyse, bizimkisi bitti. Tireli Nihat çıktı. Nihat Kurçan, ne iş yapasın? Nakliyatçıyım. Bir zamandan nakliyatçılık yapmışım. O zaman yapmıyor. Anlat bakalım dedi. Ne biliyorsun? Çok şey biliyorum efendim. Başladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asar rahmetillahi. Keyfe yukil arda ba'de mevtem. Haşir suresinin başındaki ayet. Savcı oradan sanki bir tane bir şey sokuyorsun. Efendim dedi, burası tekke mi dedi, konuşamayız. Şimdi hakim dedi ki, Nihat Bey sadede gel. Efendim sadet değil diyor. Sadede gelmem için bir başlangıç yapmam lazım. Ben dedi bu kitapları okumadan günde 5 gram esrar çıktı. Hakikaten çay mıymış ya? İçiyormuş. Esrar oluyordum dedi. Şöyle böyle işte bu kitapları okudum. Başka bir esrar verince o esrarı bırakmış. Ben cümle ki şey diyorlar. Bu kitaplar bana esrarı bıraktırdı diyor falan. Bugünlerde okuyamıyorum dedi. Sigaraya başladım. Ondan sonra dedim, şimdi diyor ki, sen Gürbüz'ün evinde ders yapmışsın. Hakikaten yaptı. Ahmet Peygamber de oradaydı. Demek orada ispiyon etmişler. Şimdi Gürbüz de demiş ki, bu FETÖ'nün cemaatinden, Gürbüz o zaman, böyle cemaat ayrı bir şey yoktu. FETÖ'cülük diye bir şey yoktu. Demiş ki, Nihat abi, benim evimde ders yaptım de, çekinme. Ama sonradan FETÖ ona demiş ki, sen nasıl böyle dersin? İnkar et. Nihat abi demiş, ya Nihat abi ne olur, ifadeni değiştir. Orada birinin evinde ders yaptım dersin. Adam nasıl diyor? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Yalancıdır, yaşar. Neyse, hakim dedi ki, sen dedi Gürbüz'ün evinde ders yapmışsın. Efendim dedi, ben birinin evinde ders yaptım. Ama burada Gürbüz yazıyor. Bu savcı dedi, ben böyle yazıyor mu böyle yazıyor. 4 defa kağıt yırtırttım ona diyor. Sonra dedim, ne yazarsan yaz. Zaten senin sözün geçmez. Muhterem heyetin sözü. Savcıyı kızdırıyor. Tabii savcıyı kızdırıyor. Neyse sonra hakimler bir ara verdiler. Savcı bunun yalancılıktan, yalan ifade vermekten şeyini istiyor, tevkifini. Bunlarla tevkif edelim mi etmeyelim diye bir ara verdiler. Bu arada bizim Nihat tuvalete gitmiş. Üstünde bir sürü adresler var defterde. Onları yırtıyor. Bulurlarsa oraya da baskın yaparlar. İşte Diyarbakır'da, efendim Bingöl'de, Malatya'da dershane adresleri var. Onları bulurlarsa bütün Türkiye'de baskın yaparlar. Onları iptal etmeye çalışıyor helada. Bir de ben şimdi güldürdüm ya hakimleri falan. Böyle bir yumuşak hava geldi. Bu tekrar kızdırdı. Tahliye bekliyoruz.
canım. Tabii diyorsun. 6 ay yattılar. Takip mahkeme devam edecek de. Sen diyor kızdı. Ben kızdığını çekiyorum. Benim yüzümden tahliye geçecek diye. Helal edilmiş orada dua ediyor. Ya Rabbi ya Rabbi. Sonra baktım ulan helal burası. Ama diyor öyle ikrahtı dua ettim. Çıkmış helaldan tahliye ediyor. Herkesi bırakın duruyor. İhlas olmuş orada gidip ama. FETÖ'yü bir de bu sabah bir ilk var onları bırakmadılar. İkisini. Onlar ben çekindiler. Ben Nurcu değilim. İkisi de nasıl olacak? Öbürü Nurcu değilim demedi de. Şimdi onun evinde ders, ben ilk onun evine derse gittim. Hakim diyor ki 58 senesinde senin evinde bu kitaplar okunmuş. Efendim diyor ben umreden geldim. Fethum umre yok. Sana bir şey verdim diyor. Mustafa Bildik abi değil mi? He. Efendim umre yemeği verdim. O gelen cemaat yemeğe gelmiş. 60'da da okunmuş. Hacca gitmiş. O inkar ettiriyor esasında. Beto yapıyor bunu. Onu çok seviyordum. Onun evinde yıkadığı çamaşırları Beto'nun. Yemekleri oradan geliyordu. O ikisi kaldı. Deseydi evet ben zaten bunları okuyorum. Benim evimde de okundu deseydi o da çıkacaktı. Öbürü tek kalacaktı. Evet çıktık biz. Mehter maçı söyleye söyleye. Böyle bir cemaatle namaz kıldım. Zaten ben dışarıdaydım ben. Öyle oldu. Demek hapis yatmış ya o da. Ha? O da hapis yatmış ya. Tabii. FETÖ. FETÖ. Hapis yatmış ya. FETÖ sakat adam. Başkan abi, bir soru da ben sorabilir miyim abi? Cevap makam burada. Estağfurullah. Bursa'dan selamlar. Senin kardeşin de, o vakıf alana kardeş de geliyormuş herhalde. Buraya onun da selamı var. Şimdi size beni de çok... Şimdi iman küfür bu kıyamete kadar devam edecek Necmi abi. Tabii. Yani soruların versiyonları değişiyor. Şimdi Hasan abiye de Silivri'de o zındık olan 70 yaşındaki bir zındık beni o çok etkiledi. Hani öldükten sonra o da dirilmeye inanıyor ya. İnsan öldükten sonra ata o Yeşilçam'da meşhur biri de birinin de böyle arkadaşmış. İnsan öldükten sonra artık insanın pili bitiyor, o pil bitiyor diye soru sormuş size. Siz de o pille ilgili böyle çok güzel bir cevap verdiniz. Onu da sizden dinlesek. Duyalım. Ya pilin bitmesi ne manaya geliyor? Tamam. Herkeste telefon var. Pil bitiyor ama bitince ne oluyor? Neler meydana geliyor? Aynısını tekrar etti. Ben 5,5 ay yaptım. 3 hafta benim dışımda 2 kişiyi kurdular. Bir tanesi şuraya malum ismi yazdı. O kadar seviyor. 67-68 yaşında. Bu da hakim mi? Yok, yaka mahkum. Ha mahkum. Tayyip'e hakaret etmekte yapıyor onu. Beraber. 5,5 ayda 3 hafta ama yani deniz gezmişlerle, şunlarla, bunlarla hep şey geçmiş ya, ki çocukluğu. Çok acayip bir zındık. Ben böyle bir şey görmedim. Yani 3 hafta her gün bizim o füze, roket gibi misaller adamı hoplattırıyor. Böyle saçma şeyleri diyor, sana kim öğretiyor diyor. Size. Ve yanından çekip gidiyor, 2 saat gelemiyor. Bir defa aynı soruyu Bodrum'da da duymuştum. Dedi ki ben yukarıdaydım odada. Dedi ki gel dedi. Gel dedi sana bir soru soracağım. Buna da cevap verirsen böyle namerttirler yani. Ben de senin gibi olacağım. Bunun şart koşu ben onu demiyorum da. Fakat dedi cevap veremezsen benim gibi olacak mısın dedi. Ben. O ve ben. Hiç kimse yok başka. Ondan sonra. Böyle hani böyle peygambere bir şey isterler ya. Vahiy ister, şey, mucize ister. Anla Cebrail biz öyle değiliz ki birisi onaylayacak. Kalbime döndüm. Yani öyle bir şey. Tedirgin olmadın mı abi? Yapmadım çünkü. Allah Allah. Yani malzememiz kaliteli. Çok.
elimizdeki şey çok kuvvetli ya. Hiç söz mü dedi? Söz dedi. Evet. Tamam. Sor bakayım dedi. Şimdi dedi, bir dedi telefon düşün dedi. Telefon. İnsan telefonun bataryasına benzer dedi. Evet. Nerede benzer lan? Yani pil. Yani bir insan niçin ölür dedi. Birkaç sonra devam edelim. Diyor ki insan dolmuş olan bir enerji var. Doğadaki maddeyi alır, enerjiye çevirir ama sonra yıpranır derken bir tek pil gibidir diyor. Yani doldurursun, gene çalışır, doldurursun, gene çalışır. Sonra ama artık dolduramazsın, ölür, atarsın. İnsan buna benzer diyor. İnsan enerji paketidir diyor. Doğa doldurmuştur. O enerjiyle görürsün, işitirsin, yürürsün. E bu kadar yani. Bunun ahirette ne alakası var dedi. Dedi. Evet. Dedim ki... El cevap mı dedin aslında? He, el cevap. Yok, dedim ki... Tamam mı? Tamam. Ama kural şu, gençlik olduğu için söylüyorum. Size bir soru sorduğunuzda hemen cevaba geçme. Çünkü kuş gibi daldan dala atlarlar. Baktı ki cevap veriyor, hemen yön değiştiriyor. Ama falan içerisinde tam cevap verecek biliyor, hemen soru soruyor. Hele yanınızda birisi varsa istifade etmesin diye kesinlikle cevap verdirmez sana. Konuşturtmaz, hemen daldan dala atlar. Dedim ki, 5 dakika ben konuşacağım ama kalem kağıt burada. Sen hiç soru sormayacaksın. Cevap benim. Eğer sorun varsa, tatmin olmadınsa, kağıda yazacaksın. Sen konuşurken ben konuşmayacağım. Öyle daldan dala atlamak yok. Yani istemese de mantıklı yani, mecbur, tamam dedi. Tamam, sorun bitti mi? Bak saate bak, 5 dakika konuşmayacaksın. Bu sefer dedim ki, bir pil aşının cep telefonuna çekiyor. Pilin ceyranı olup olmaması kantarda belli olmaz, değil mi? Kilosu aynıdır. Batarya ile kamera çekersin, ses kaydı yaparsın, yazı yazarsın, resim yaparsın, yaparsın da yaparsın. Dişi dinlersin, o batarya biter ama videoya dönüşür. Allah. Batarya biter ama ses kaydına dönüşür. Şimdi batarya basit bir hayata mı dönüştü? Daha yüksek, yani bizce kutsi, daha yüksek bir hakikata mı dönüştü? Yani orada bir mutlak bir enerji paketi vardı, sese dönüştü. Arşivlerde. Ve bazen bir resim çekersin, o bataryadan, telefondan belki 100 katı para alırsın. Aynen. Kaliteli daha. Şimdi batarya videoya dönüşürse, batarya şimdi pil yok mu oldu, hakikat mertebesi mi değişti? Nasıl kızdı biliyor musunuz? Kız bana şuydu, hayran içiyor. Masaya vurduğu zaman, inanmamalı etmiyorum, hayranların döküldüğünü biliyorum. Ve şunu söyledi, 60 kaç dedi ya, 60 bilmem şu kadar seneye bir davamı böyle 5 dakikada sana mı teslim edeceğim? Oo. Öyle tabii. Yani öyle, o sen gelip dedim ben, dedim ya bağırma, bağırma iman etme, tamam dursun. Bağırma ama 5 dakikada davamımı sana mı teslim edeceğim? Dedi, sağırdı. Belki de 3-4 saat gelmedi. Allah, yıllar geçti dedi ya. Yani, çünkü 60-50 senelerden beri bir davası, bir örnek de bir şey diyecek sonra... Ama yine güzel Hasan abi, dava adamıymış adam. Dava adam. Değil mi? Yani, öyle bir... Batıl bile olsa davası... Ondan sonra dedim ki, yani ne kar var diye, masum bir de şunu yaptım ben ona 3 hafta. İl iman etmesi, baktım etmeyecek. Benim bildiklerimi, külliyatta kimi test edeyim dedi. Yani sağlamasını yapayım. Ha, sağlamasını yaptım. Dedim ki mesela bir tanesini şey yaptım buna. Ona da bir şey demedi. Bak ben sana anlatmak için demiyorum ama birisinden böyle duydum. Hazreti Ali'nin sözü ama demiyorum.
diyor ki başka bir şeyle. Bak diyor, yemeğimi dedi şey yapma dedi. Yemek yiyordu. Dedim yok dedim ben. Sence bunu nasıl karşılık bulur? Ama acayip okuyor. Kitaplar öyle geliyor dışarıdan. Şimdi şişti de ya. Görüşüyoruz ha. Çıktı mı? Tabii tabii çıktı. Tayyip'e hakaret etmek 76 gün yatmak. Yani bizimsi 2,5 sene. Şimdi... Kaç sene? Ne kadar? 2,5 sene. Ona? 76 gün. Şimdi diyor ki, mesela dedi, inkar eden ve iman eden. İnkar eden ve iman eden. Dünyada ikisi eşit. İkisi de aynı güneşin altında. Aynı yağmurun altında. Ama iman eden, ötelere inanan bir teselli buluyor en azından. Ahireti, ahiret olmasa bile, ahirete inanmayla kanserine, ihtiyarlığına, bela ve musibete bir çare, bir neşter, bir merhem sunuyor. Olmasa bile bunun yanında kâr kalıyor. İnanmasa, ya bir sürü sıkıntı yapar. İntikam alamaz. İntikam alamayınca ötekisi ahirette görüşürüz der. Ötekisi kendi kendini yer. Ondan sonra bazı şeyler var, imkanlar, nimet diyoruz biz ya. Onda var, bende yok. Biz diyoruz ki mesela ahirette verecek. Ama o niye yoktu biraz önce dedi ya, Koç'ta, Sapanca'da var bende niye yok. Yani burada bir karı yok gibi geliyor. Yani ahiret inancı insanda, dünyada bazı şeylerden men ediyor ama psikolojik olarak rahatlatıyor. Devam ediyor. Diyelim ki ahirete girdi. Bakayım burada ne diyecek dedim. Ahirete girdi. %50 ahiret var, %50 yoktur. Girdi, baktı ki hakikaten ahiret yok. Gel lan buraya. Sen niye varlık dedim. Al sana hiçlikten bir ceza diyen olur mu? Yok ya. Olmadığına göre sen var dedin. Niye bana inandın diye hiçlik sana ceza veremez. Demek ki inandım %50 yokmuş ahiret. Zarar ihtimalim yok. Şimdi inkar eden bu dünyada evet namaz, oruçtan gibi şeylerde muaf oluyor. Ama kalbi, ruhu hadiseleri yönetemez. Olayı yönetemez. Altında ezilir. Arkasına geçemez yani olayın. Yani niye öyle? Keşke mesela bugün bir tanesine şu misali verdim, belki hoşunuza gider. Baktım ki geçmişin keşke bataklığına boğuluyor. Gençler yani. Veya geleceği ikide bir atlıyor. Psikoloji, bozukluk, üç zamanı yönetememekten. Şimdiki zamana yetecek enerji dağıtmak. Dedim ki eski kasetler vardı. Öyle teyp. Teyp yani elektrik yoktu o zaman. Pil alırdık. Pillerce. Teyp'in kasetini, yani teyp'in kasetini varken, pili en çok bitiren çalmak değil, yani onu çalmak değil, ileri geri yapmak pili bitirir. Çok çabuk bitirir. Yani teybün kasetini ileri sar, geri sar, normal çalmanın iki katını enerji harcar ve bitirir. Ve şimdi de çalmaz. Psikoloji de aynı böyledir. Şimdi çalsa kaset, şimdiki zaman sana yeter. Geçmişe gitmek, geçmişe sarıyorsun. Geleceğe gidiyorsun, kaygı ve endişe diyor. Oraya gidince de sarıya gidiyorsun. Çünkü var yapıyorsun. Evet, şu anda geçmiş gelecek yok ama kafada var. Yani kafa demez ki bu hayaldir. Orayı kurguluyorsun, geçiyorsun. Oraya bir dünya kuruyorsun. Bir sistem çalışıyor, oraya bir enerji. Ben birisi konuşurken kalkmak bana çok acı geliyor. Estağfurullah. Onun için söyledim. Estağfurullah. Estağfurullah. Canım benim. Allah bilemezsin Allah. Şimdi Necmi abi sıkıldı da mı gitti? Dinlemek istemedi mi? Geleceğim gene. Kardeşlerim benim. Harbici ol diyor. Canımı ye. Harbici ol diyor. Bak İzmir'den beri. Yarın babuş. Evet şeyle. Hasan abi devam ediyor. Bak oradan beri geliyor. Bak bu derse geliyor. İzmir. Burada bir baş var mı? Sekti fazla. Var abi, 80 üstündedir. Evet abi dinleyelim. Ya şimdi test edeyim dedim. Bakayım ne diyecek.
kabire inanan, yani ahirete inanan, inandığı gibi çıkmadı. Hiçlik çıktı. Sana hiçlikten al sana ceza diyen yok. Demek ki haşa, inandığı bir şey yanlış çıkarsa zarar ihtimali yok. Diyelim ki inandığı gibi çıkarsa sonsuz saadet var. E bir yol ki doğru çıkarsa sonsuz saadet, yanlış çıkarsa zarar ihtimali yok. Gerisine uğradı ama şey yapmadı. Baktım kıvranıyor, cevap buluyor. Dedim ötekisi inanmadı. Dediği doğru çıktı. İnanmadı, içtik çıktı. Aferin lan sana, içtik dedin, hiç çıktı. Denk de ona ceza verecek makam yok. Hiç ya. Hiç. Peki, dediği doğru çıkarsa kâni yok. Dediği yanlış çıkarsa, düşünebiliyor musun böyle? Bir hayal edebiliyor musun? Dedim hiç, dedim, taş fırından ekmek aldın mı sen dedim. Öyle kısa oluyor. Onda işte bağırmadı, masaya vurmadı. Kalktı, dedim bakayım buna ne diyecek? Hangisi dedim daha mantıklı? Hangisi daha insanca yaşamaya vesile olur? Mesela öyle namaz şey yaptı ama meyhaneden kurtuldu. Yani mesela onlar din içinde afyon diyor ama bu esrar da afyon, içki de afyon. Siz de bu şekilde afyonlanıyorsunuz, biz de bu şekilde afyonlanıyoruz. Dedim tamam. Peki hangisi sağlığa ve topluma faydalı? Ben namaz kıldım, ahirete inandım. Bela ve musibet kanserimi, bana zulmedenleri böyle yorumladım. Sen ise ya vurdun, kırdın veya içki içtin, o da bir afyon, o da uyuşturuyor kafayı. Hadiselerde nasıl çıkacaksın? Ya içeceksin. Hangisi daha mantıklı? Böyle sorgulattırıyordu, kıvranıyordu. En ağır cevabı şu, ya nereden buluyorsunuz dedi ya bunu dedi. Mesela senelerce, 10 senede beri taşıdığı bir davayı bir örnek veriyorsun, koyuyorsun kenara ama küfrü inadı, iman etmiyor. İman etmiyor, acayip bir şey. Zaten deftere yazdım, ömrümde böyle bir şey, 67 yaşında böyle bir şey görmedim ya. Yani nasıl böyle? Peki nikah var? Pili de misal verdi. Pil bitti ama at, tamam pili attın. Telefon vücuda benzer. Pil hayata benzer. Yazılım ruha benzer. Kart imana benzer. Haşa. Uydu Allah'a benzer. Tamam. Şimdi o kart numarası da işte bağlı olduğun itikat iman seviyesini gösteriyor. Eğer kontrolün veya işte megabaytın varsa oraları da girer görürsün. Evet. Pencere ama değil. Tamam da şimdi ne kar var ya? Yani hiçbir karı yok. Bir tuhaf, sonra anladım ki yani insan kar ve zarar muvazenesi değil, kafasında bir dünya oluşturmuş. Hepimiz öyle. Evet, sanal. Ama hayal değil arkadaşlar. Potansiyel bir enerjidir. Paket bir enerjidir. Neyi hayal ederseniz onu imal eder. Adeta Halik ismine masar. Var ediyor ve yok ediyor. Hayal. O mu demiş abi, eski yoldaşları bulamıyorum artık? Evet. Abi dedi, şey eski dedi. Kılmaçlar. Evet. Yoldaşlar dedi eski. Falancayı sordu bana. Birkaç kaç tanınca biraz çok şaşırdı. Nereden tanıyorsun sen onu dedi. Biz arkadaşlar 1975'te Haskell Lisesi'ni okurken Karl Marx'ın kitabını okutturuyorlardı. Biz 78-79'da Nurları tanıdık. O zamana kadar Haskell, Kasımpaşa, Tayyip'in o İstanbul'un, Türkiye'nin bir kalbiydi. Dev genç, dev sol. Orada ister istemez okulda sana onu dağıtıyor. Okuyacaksın yani. İlk çatışma oralarda oluyordu. Bu 90'a kadar mı bu fikir olayı çarpışması vardı? 90'da evet, onu dedi. Ama biz eridik yani. Biz bittik dedi. Öyle yani. Bak diyor ki, solcu diyor ki, şu Müslümanlar ne kadar ibretli bir şey. Bak ömrü sola geçmiş. Evlenmemiş. İnanın. Çoluk çocuğu yok. Şişli'de laboratuvarı var. Vakıf yoldaş. Yani yoldaş yani. Zaten yoldaş diyordu bana.
Bakın. Ben de yoldaş diyordum. Ya yani evlenmemiş biliyor musun davası? Niye evlendi ki? Evlenmek ne demek dedi ya? Yani davası uğruna dedi bir insan nasıl evlenir, nasıl iş sahibi olur anlamıyorum dedi. Bize dedi en büyük darbe vuran yobazlar değildi. Kim vurdu dedi? Maç vurdu diyor, spor vurdu dedi. Futbol. Sonra dedi ki futboldan sonra işte gayrimeşru işte fuhuş diyor. Şimdi cep telefonları falan daha dava adamı yetişmiyor diyor, çıldırıyor. Çıldırıyor. İşte şurada yerlerimiz var diyor. Talebe yetiştiriyoruz. Her şeyini oraya veriyor. Ama yetişmiyor diyor. Oraya alıyoruz dedi. Dava adamı yetiştirelim yani komünist diye. Cep telefonuyla çocuk orada da komünist olamıyor. Biz de ne olamadık. Komünistlik de zorlaşmış yani. Zorlaşmış. Aynen öyle diyor. Yetişedi. Bize diyor işte sefahat adam yetiştirmiyor. Ben size bir şey anlatayım. Çok garibinize gidecek. Çok garip. Bunu göremezsiniz, duyamazsınız. Bu misal verdiğimse bilirsiniz. Böyle bir şeyi ömrümde duymadım, görmedim, bilemezdim. Rastladığım bir şey anlatayım. Her saat başı kapıyı hapishaneye vuruyorlar. Bazı yerler. Bu DH kapeciler. Ondan sonra Allah Allah. Yani her saat. Dedim tak tak da yeni girmiş oraya tak tak ya kaşık ya şey. Kapıya vuruyorlar birkaç dakika sürüyor. Bir buradan ses geliyor bir oradan geliyor her taraf farklı farklı yerlerde ya. Ondan sonra Allah'ım sonra bir diş noktasında gidiyorsun işte dişe gideyim diye. Bir 15 gün sonra şey geldi. Dişe gidince böyle dişçinin kapısına 10 kişi 15 kişi duruyor. Hepsinin aramıza jandarma koymuş. Beklerken jandarma ne olduysa buradan tuvalete mi gitti, nereye gittiyse yoldaşlar, başka bir yoldaş. Tipko, DH kapıcı, bir hep liderler oldu yani, öyle normal değil. Neyse tanıştık, ya bir şey sorayım dedim ya. Duydum ya, DH kapıcılar vuruyor kapıya, tak 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 tak. Ondan sonra o tipkocular da orada. Dedim ki, kapıya dedim, saat başı vurmanın dedim, mantığını bilmiyorum dedim. Niye vuruyorsunuz veya vurduruyorsunuz diye sordum. Bu lider olduğunu biliyorum. Bak dedi yoldaş, o da öyle. Geliyorduk mi? Devamlı. Kesinlikle 12'ye, gece 12'ye kadar. Allah Allah. Sabah şeyden 5'ten başlar. Ve bazı şey mesaiden de önce. Gece 12'ye kadar kesinlikle. Bir de vurmazlar gece bir de. Bak ne diyor. Ötekisi de bizde dedi, biz de su açarız dedi. Koğuştaki yani koğuştaki elektrik su mahkemeyi kaybederseniz mahkum öder. Dersen kazanırsan devlet ödüyor. Elektrik suyu. Dolayısıyla mahkumlar ödüyor. Musluğu açık bırakıyor. Biz de dedi vurmuyoruz dedi. Bunlar niye vurmuyor dedim siz vuruyorsun. Biz onlar da dedi musluğu açık bırakıyor. Niye musluğu açık bırakıyormuş? Niye kapıyı vuruyor? Çok onu izah ediyorlar. Çok tuhaf bir şey. Dedi ki yoldaş dedi. İdaris adam ama sevdiğim bu cihette ya. Ya dedi bu insan dedi elinde kitap yok. Kitap verilmiyor. Yanında kimse yok. Hücre yatıyor. Bu davasından kopar. Düşünmeye başlar. Farklı yollara, farklı parkurlara girebilir diyor. Farklı düşünebilir. Bununla ne alakası var dedim. Bak dinle dedi. Vurunca, saati gelince davam diyor, dedi kapıya kapı vuruyor. Saat gelince davam diyor, aklını bir ereğe bağlıyoruz dedi. Yani en azından saat başı hatırlıyor davasını, o zaman farklı düşünceye gitmiyor. Mesela şuursuz dedi, su musluk açık değil mi Salih? Kalkıp kapatacak, davam. Yani bir şey yapıyor, hatırlıyor su. Kapatıyor. Açık olunca siz gitmez misiniz? Kapatmaz mısınız? Niye açık? Yani otomatik şuursuz şunu soruyor sistem. Şuursuz şuuru aktif ediyor. Musluk niye açık? Davam. Böyle kalkıyor. Davam. Ha, davam için açık. Davam için açık. Davaya devamlı bağlı. Şuraya bak. Davaya.
bir mum talebesi günde adam saatte bir dakika rahat vuruyor. Kapıya vuruyor. Bir mum talebesi saat başı hani 8 saati hadi 8 dakika değil. Birkaç dakika her gün okumasa davaya nasıl bağlı kalır? Hem de bu kadar tahrip var. Orada hiçbir şey yok kabiste adam. Şu yok, televizyon yok, şu bu yok. Nasıl böyle davasına bağlı kalabilir? Ve ne yapıyorlar biliyor musun? Ne yaparsanız yapın boyun eğmiyorlar. Bir hiçlik için özür dilemezler, boyun eğmezler. Fakat aramızda kalsın, korkakları Müslümanları gördüm. Bazı Müslümanları gördüm. Bazılarına fanatik diyorsunuz. Adam kim olursa olsun yanlış dahi olsa davayı dava edinmiş. O ciddi takdir ediyor. Davayı dava edinmiş. Hemen ben bu öyle dememek istememiştim de falan şu an. Öyle kıvıran adamı komünistler de sevmez. Allah da sevmez zaten. Kimse sevmez. Onu ben gördüm sürüklüyorlar. Yani gitmiyor. Vardığına ayak bir koluna bir koluna tutup yürümüyor. Ama asla boyun eğmiyor. Eğmiyor. Özür dilemiyor. Yanlış yaptım demiyor. Bakın musluğu açık bırakmış sarkıyor. Kapıya vuruyor. Kimse gitmediği halde Avrupa'da Almanya'da kilisenin çanları bazı eyaletlerde 15 dakikada bir bazı yerde yarım saatte bir kesinlikle her saatte bir kilise çanı çalar. Üç defa dam dam. Yani beyne o kadar işliyor ki bu ses. Ben bile Türkiye'ye geldiğim zaman beynim çan sesi istiyor. Niye? Ve ben ihtiyarla değil biliyor musun? Beyin böyle bir eksikliği hissediyor. Bir şey var. Onlar da büyük elçileri veya turistler uzun müddet kalanlar da ezan istiyorlar. Bak benim beynim çanı istiyor biliyor musun? Birkaç hafta o eksikliği de. Çünkü niye? Şuur altına gidiyor devamlı. Tam tam gitmedikleri halde aynı musluk gibi şey gibi onlar da çünkü peki nereye götürüyorsun? Suyun açık olmasın. Kapıya saatte vurmaları. Avrupa'da kimse gitmediği halde kilisede çanı çalması. Bizde de beş vakit namaz. Bu tekrar insanın şuurunu ereğiyle hakikatine bağlıyor. Ve bunu konuşmamı Risale-i Nur bilmeyen ve Risale-i Nur'a başka maksatta girmiş gelen insan şu misallerden hiç hoşlanmaz. Ve ninni tarzında sebap diye okun git. Böyle mutalaş yapmaz, böyle düşünmeyiş yapmaz. Gençleri şuurlandırmak örneği vermez. Mesela şu kilisenin saatte bir çalıyor. Niye çalıyor? Kimse gitmiyor. Niye çalıyor? Gidin ben yalan mı söylüyorum? Kilise niye çalıyor? Bir sorun. Ha, ezan da onun için okunuyor. Ve musluk onun için de açık. Kapıya onun için vuruyorlar. Biz de onun için haftada bir. Abi toplanıyoruz. Yetmez kardeş. Yetmez. Bak o kaset misali. Kasedileri hiç sararsanız, geri sararsanız fark etmiyor. Pili en az, ehli biliyor bunu, en az iki kat enerji bitirir. Beyin biter ya. O kaset. Geçmişe gidiyorsun, geleceğe. Şimdiki kim olacak? Geçmiş geleceği yaşadın, şimdi kim yaşayacak? Evet, geceniz mübarek olsun sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun, iştirak ettiniz. Allah ömrünüzü bereketi kılsın. Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi azafatlardan, maddi ve manevi musibetlerden sizi ve sizi sevenleri hıfz-ı emin eylesin. Amin. Havai cinler var, vehmi aktif eder. Su cinleri var, ateş ve toprak cinleri vesveseyi aktif eder. Allah sizi, soyunuzu, usul ve furularınızı bunlar şimdi muhafaza eylesin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Tekrar El-Fatiha.